böyle bir başarı dünya tarihinde hiçbir ordunun ortaya koyabildiği bir başarı değil. Yakın tarihin en başarılı hava operasyonuydu bu. Türkiye'nin de şimdiye kadar yaptığı en büyük harekat. Zeytindalı Harekatı'nın ilk gününde tam 72 jet havalandı. 72 rakamının çok önemli, çok duygusal da bir anlamı vardı. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verdiği askerleri unutmamıştı. Zeytindalı Harekatı Fırat Kalkanı şehitlerini anarak başladı. 72 şehidin her biri için bir uçak kalktı ve Afrin'deki PYD mevzilerini yerle bir etti. En son 2007'de Irak'ın kuzeyine PKK'ya karşı yapılan operasyonda 50 uçak havalanmıştı. Bu kez şehitlere saygı uçuşuyla 72 uçakla rekor kırıldı. 113 atış yapıyorsunuz ve bunlardan 108 tanesi isabet ediyor. Önce insansız hava araçları İHA'lar PYD'nin sığınak ve silah depolarını tek tek belirledi. Sonra işaretlenen hedefleri jetler bombaladı. İlk günde 113 hedeften 108'ini yok ettiler. İkinci günle birlikte yok edilen hedef sayısı 153 oldu. Havada yakıt ikmali de yapıldı. Adana İncirlik üstünden de kalktı uçaklar. İşte onlardan biri. Balıkesir'de görevli Kaplan Filo'nun Kaplan desenli F-16 savaş uçağı Adana İncirlik üstünden tam teçhizatla havalandı. %95.57'lik oranla isabet oranına vurulması ve bunun bir dünya rekoru olması. Uçaklar yerli bombaları kullandı. Operasyonda kullanılan silahların %70'i Türkiye'de üretildi. Uçakların Afrin'de terör hedeflerinde yarattığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. YPG daha ilk günden ağır darbe aldı.